Merhabalar. Düşünmek lazım programına hepimiz hoş geldik. Merhaba. İzleyiciler de dahil. Galipçim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında programın eş başkanlarıyız biz seninle değil mi? Yani şey değiliz. Öyle bir birimi söyleyecek öbürü değil. Bir yerden tutturduğumuz gibi götürüyoruz yani. Götürüyoruz. Şimdiye kadar iki program çekildi. Bu üçüncü programda bizim aklımıza geldi ki Galip'le aslında. Nihayet. Sonunda biraz geç düşüyor jetonlarımız. Ya biz bu programın adının anlamını düşünmek lazım. Nasıl çıktı, nasıl yaptık ve bu programın içeriği konusunda çok konuşmadık diye. Bugün onunla ilgili ve kültür kavramıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Programın bize teklifi geldiğinde kanal tarafından tamam yaparız dedik. Kültür ağırlıklı bir program olsun. Hı. Öyle konuşmuştuk. Daha sonra ilk aklımıza gelen şey oldu. Ya adını ne koyacağız? Hiç adını düşünmemişiz. İşte tam orada devreye programın isim anası Eda Aktaş girdi, muhabir arkadaşımız. Ona ben sordum, Eda ne koyalım adını dedim. Hocam vallahi düşünmek lazım dedi. Dedim tamam yani düşünelim derken bir anda dedim ki dedim, neden olmasın düşünmek lazım. Galip sana teklif ettim, sen de evet dedin. Evet, düşünmek yani, gerek yerine hatta. Net bir ad aslında yani. Yani düşünmek gerek değil ama düşünmek lazım daha böyle bir kalıp halinde. Kalıp olarak çok kullanılıyor. Yapmak lazım düşünmeyi. Yani orada hani kelimenin şeyine bakmak gerekmiyor. Türkçe mi Arapça mı olduğunu yani, şuna önemli buna. Değil. Önemli. Hayatımızda nasıl yer aldıysa. Çünkü bu bir sohbet programı. Söyleşi anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben biraz daha belki katılmayacaksın ama şöyle diyeceğim. Entelektüel düzeyi yüksek geyik muhabbeti gibi bir şey yapıyoruz diyorum. Rahatsız oldun mu bundan? Yani geyik muhabbetinden çok hani içeriğe saygı duyulan bir söyleşi diyelim. Şöyle yani. Geyik muhabbeti derken şunu kastediyorum. Aslında yani bu kaba tabirle Türkiye'de böyle farklı algılanıyor ama geyik muhabbetinin Yunancasından söz edeyim. Ambelo filozofya demek. Ambelo filozofya adı üstünde filozofya var içinde, felsefe var. Ambelo bağ demektir Yunanca. Bağda yapılan felsefe. Bağ bozumunda ya da bağda çalışırken çardak altına geçip çok sıcak zamanlarda oturan Yunanlılar kendi aralarında hayatı sorgulamaya başlarlar ve çok değişik şeylere gider konu. Aslında felsefe yaparlar ama bunu profesyonel anlamda yapmadıkları için koydukları isim bağda yapılan felsefedir ve aslında tam Türkçe karşılığı da geyik muhabbettir. Geyik muhabbeti derken onu kastediyorum. Yani profesyonel olmayan bir belki de felsefe, kültür, sanat programı Düşünsel söyleşi diyelim. Düşünce ve düşüncenin getirdikleri üzerine, yani yalnızca düşünme kavramı üzerine değil, aynı zamanda ne düşündüğümüz üzerine, neden düşündüğümüz üzerine de arada böyle bilgi alışverişinde sunabileceğimiz bir ki zaten söyleşi. Sanırım şöyle homo sapiens sapiensiz biz, yani sapere'den geliyor düşünmek, sapiens sapiens deyince düşündüğü üzerine düşüneriz biz. Evet. Zaten düşündüğü üzerine düşünme her halükarda bizi bütün doğanın geri kalanından belki ayıran bir şey. Tabii dolayısıyla bizi ayıran başka bir şey de kültür oluyor. Evet. İşte asıl bugünkü konumuz da kültür. Ben kültürün tanımlarına baktım buraya gelmeden önce. Başka zamanlarda da bakmışım. Kendi derslerim içinde kullanıyordum. Vallahi, hangi konuda ders veriyorsun bu arada? Hani onu şöyle mesela yani bilişsel arkeoloji bilişsel arkeoloji dersimiz var. İnsan aklı nasıl bu hale geldi? Arkeoloji bölümlerindeki derslerden biri. Bizim bölümde daha doğrusu derslerden biri. Bunun dışında yeme içme kültürü ama bunun arkeolojik anlamı yani arkeobotanik, arkeozoolojik veriler üzerinden bir kültür tarihi dersim var. Hı hı. Orada kültürü kullanıyorum. Ve bir de ölü gömme gelenekleri ki arkeolojide biliyorsun arkeologlara mezar kazıcı derler ayrıca. Evet. Yani bizim en temel şeyimiz ölü kültürleri inceliyor sonuçta. Öyle olunca orada da bir kültür kavramı girdiği için bunun üzerine düşünmek lazımdı. Lazım, doğru. Biz de onu arkadaşlarımızla bölümde de tartışırdık ve ayrıca ben de bunun üzerine düşünürken şöyle bir şey gördüm. Bozkurt Güvenç'in bir kitabı var, İnsan ve Kültür diye. Evet, orada o çok klasikleşmiş güzel, klasikleşmiş bir kitabdır. Keşke Bozkurt Hoca olsa da o anlatsa bunları. Ama şöyle orada yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür tanımından bahsediyor kültürün. Kültür dediğimiz zaman bunu tarım için tarımlar, kullanıyoruz. Yani bizde şimdi Türkçesi aklıma geldi. Ekin. Evet. Yani, o ekinin bir şeyi var. Evet. Karşılığı var. Doğru bir tanım herhalde. Doğru. Onun dışında mesela mikrobiyologlar kullanıyor. Mikroplara da kültür besi diyoruz. Besi yerinde kullanılan bir terim. Ondan sonra alt kültürler olarak bir sürü şey için kullanabiliyoruz bunları. Evet. Ve buna göre de çok farklı tanımları olabiliyor.
İşte bu tanımlar içinden ben en genel anlamıyla bir tanım buldum ki çok hoşuma gitti. Marx'ın tanımı. Bozkurt Güvenç'te de geçiyor. Ama evet, Marx'ın tanımı, doğanın yaptıklarına karşı insanın yarattığı her şey kültürdür diyor Marx. Bu en geniş anlamıyla kültürü tanımlayan şey. Her şey bir kültür ürünüdür. Yani şu bardakta, ondan sonra bu kağıtta, bu kalemde, üzerimize giydiğimiz her şeyin bir kültürü var. Bir de şey var, mesela buna eklenebilecek bir şey, büyük şairlerde bunların izleri var. Melih Cevdet Anday'ın denemeleri çok güzeldi ve gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde uzun yıllar yayınlandığında oradan aklımda çok az şey kaldı. Çünkü kültür biraz da bu çok az şeyin birikimi anlamında söylenir. Yani her şeyi unuttuğumuzda aklımızda kalandır kültür. O anlamda Melih Cevdet insanın doğaya sorulmuş sorular olduğunu söyler. Mesela o belki Marx'tan mutlaka etkilenmiştir diye düşünüyorum. Biliyordu çünkü Marx'ı. Bu şey birçok, Marx'ın tanımı birçok şeyi açıklayabiliyor. Kapsayıcı bir tanım ve tabii, yol aldırır bize. Tabii kültür sözcüğüne bakmak gerekiyor. Culture İngilizcesi, biz kültür diye alıyoruz. Colore'den geliyor Latince zaten. Ekmek, biçmek demek. İşte onun için ekin çok güzel uyuyor Türkçe'de. Evet, yani ekin, uyuyor. Ekinsel. Evet. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bir de uygarlık kavramımız var. Civilization. Yani, farklı bir yöne. Biraz daha farklı bir şeye geliyor. Uygarlık sözcüğü Uygurlarla bağlantılandırılır genelde. Ama biz ne deriz onun yerine? Medeniyet kullanırız. O da herhalde şehirle ilgili. Şehirle. Medine evet. Şehir demek aslında. Evet. Kentleşme ile ilgili. Yani dolayısıyla insanoğlu ya da araştırmacılar diyelim, antropologlar bir böyle bir yerleşik yaşam ya da daha sonra kentleşme öncesine kültür, arkeolojide de öyle kullanılıyor. Kentleşmeden sonra çıkan işte Mezopotamya uygarlığı olsun. Mezopotamya kültürü demiyoruz. Roma uygarlığı diyoruz. Yunan uygarlığı diyoruz. Kentleşmeyle evet, birlikte kentleşmeyle artık beraber başlayan medeniyet, uygarlık, medeniyet diyoruz. Evet. Geri kalanlarına işte ne var? Doğu Anadolu'nun erken Tunç Çağı kültürü, ETR kültürü, erken Transkafkasya kültürü. Ne bileyim işte Batı Anadolu'nun Neolitik kültürü veya Güneydoğu Anadolu'da işte Göbekli Tepe'nin yarattığı yerleşik yaşama geçişle başlayan kültür. Bunlarda da kültürü kullanıyoruz genelde. Böyle bir ayrım var. Aralarında bir rütbe farkı varmış gibi oluyor. Evet. Bilmiyorum, ne dersin sen bu konuda? Yani hani rütbe farkından çok herhalde insanın birikimi. Çünkü bunu da sonuçta insan bu kadar yılın içerisinde bu çalışmalar sonucunda bulunan verilerle yapılan yorumlar bunlar. Bu insanlığın birikiminin bir parçası. Yani rütbeden çok tabii şeyi, kentliliği her zaman önemsediğimiz için, üste koyduğumuz için öyle düşünüyoruz. Ama hepsi o kültürün parçası. Hepsi. Ya da yani şehirleşme de kültürün parçası. Tabii. Aslında şehirleşme bütün şeyi kapsıyor diyemeyiz. Kültür şehirleşmeyi kapsıyor. Kültür uygarlıkları kapsıyor. Kültür doğru. Hepsi. Aslında temel en şey başta, en temelde evet. O ilk doğaya karşı insanın yaptığı ilk taş soru, alet evet, ilk olmasaydı taş alet, ilk sorular. Belki evet, şey olmayacak. Tabii. İlk sorular onlar. İlk soru. Nedir? Aç karnını doyurmak için. O dönemde Homo habilis işte ilk taş aleti yapan. Ability'den geliyor. Becerikli insan becerikli demek. Bir şey yapan demek habilis. Bu bir taş aleti yapıyor ama neden yapıyor? Çünkü kendisinden daha güçlü yırtıcıların yiyip bıraktığı bir ceylanın mesela parçalarının içinden bir şeyleri sıyırıp alabilmek için. Leş yiyici çünkü. Daha ateş yok, bir şey yok. Yemek yapmıyor. Başka protein ihtiyacını karşılayacak. Evet. Bir taşla kemiği kırıp içindeki iliği alacak belki. Protein ihtiyaçlarını böyle karşılayacak. İşte o zaman o ilk alet. Yani doğanın kendisine yaptığı bir dayatmaya karşı o da bir şey yapıyor. Evet. Bir alet üretiyor. Bu aletler insan aklı geliştikçe tabii ki daha da sofistik hale evet. geliyor. Evriliyor. Ve arkasından yaklaşık 12 bin yıl önce insanlar ilk defa yerleşik yaşam ve tarım, ki bunu ekmek programında zaten anlatmıştık evet. nasıl geçildiğini ve arkasından da daha sonrasında artı ürün, ürün fazlası olacak. Bu ürün fazlası başka başka yerlere götürecek insanı, nereye kadar götürecek? Kentleşmeye kadar gelecek. Yani işte uygarlık dediğimiz yere kadar belki de öyle geleceğiz. Başka tanımlara baktın mı? Yani kültür için sadece bu şey mi var? Ekin üzerinden? Yani şöyle civilization ile culture'ı kullanıyorlar. Ama bunları kullanırken aslında şöyle de bir şey var. Baktığımız zaman özellikle Avrupa kıtasındaki şeyler, araştırmacılar bunu en başta ta 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında bu tanımlar konurken iki şekilde davranıyor. İngilizler, Fransızlar civilization'ı, uygarlığı tercih ederken, ki civitas yani kentten geliyor zaten evet, halk demek yani orada yaşayan. Almanlar kültürü kullanıyor.
Almanlar... Arada bir şey var, farkı var. Yani. Bunun sanırım ideolojik yanları da var. Muhakkak. Çünkü bütün o kendi birliğini en son oluşturan Almanlar, evet. Avrupa'da. Diğerleri önceden oluşturmuşlar, sömürgeleşmişler, başka yerlere yayılmışlar. Böylece kendileri civilization, uygarlık... Kendilerini temsil ettiğini söyleyen bir sömürge yaklaşımı. Aynen öyle. Beyaz adam, evet, beyaz adam yani. Uygardır, öbürleri kültürdür. Evet. Hint kültürüdür. Emperyal bir yaklaşım. Kesinlikle öyle. Çin kültürüdür, şudur budur. Kendisi yani sömürgeleştirdiği yere bakıyor. Ona göre Afrika'dakiler, işte yerliler. Onları şey saymıyordur zaten. Onları kültür olarak kabul ediyor. Kendini şey koyuyor. Ama Alman öyle değil. Alman biraz daha birliğini oluşturmak için daha geç geldiğinden o sömürgeleşememiş. Geç kalıyor daha doğrusu bunda. Kongo'yu Mongo'yu galiba. Bir iki tane yeri var Almanların. Öyle yani bir şeyi de yok. Kongo, Belçika olabilir ama yani. Belçika veya işte neyse yani, oralarda yani, bir yer var bir tane. Sonuçta bir İngiltere ve Fransa durumuna hiçbir zaman erişememiş. Zaten iki tane dünya savaşı çıkarıyor o yüzden yani. Erişemediği için çıkarıyor onu da aslında. Yani orada bir kültür savaşı da var işin içinde. Evet ama yani sonuçta bu ekonomi politik olarak da değerlendirilmesi gereken bir şey. Ama bu tabii programın şeyinin dışında. Burada hemen şimdi geyik muhabbeti kısmı burada başlıyor. İşte şöyle yani ambelo filozofya kısmı. Benim oğlan sınavda girdiğinde sosyal bilgiler sınavına. Hoca sınav sorusu sormuş. Birinci ve ikinci dünya savaşları neden çıktı diye. Bizimkinin yanıtı şu. Çok kısa bir yanıt. Para, para, para demiş. Evet. İşte bu yani aslında küçük bir çocuğun da söylediği şey aynı. Herkes bunun farkında. Ekonomi, politik, iktisadi durumlar bunların hepsi bir şekilde dünyanın pay edilmesi aralarında paylaşım bunlar. Paylaşım savaşı olarak geçiyor zaten. Aynen dünya zaten. Savaşı terimi çok kullanılmıyor değil artık. Evet. Ama paylaşım okullarda savaşı. Müfredat öyle. Tabii bu müfredat deyince de başka bir şey oluyor. Geçen gün buradan ben hemen bir konuya atlayacağım. Şu Öğretmenler Günü konusuna. Ya bütün dünyada 5 Ekim'de kutlanılan kültürel olarak da böyle kabul edilmiş bir şey. Şeyde Türkiye'de 24 Kasım. Evet. O da Latin alfabesine geçiş günü. Ve 1981'de 12 Eylül'le beraber getirip dayatılan bir şey bize. Kimse de buna itiraz etmeden kabul ediyor. Ama hadi bunu tamam Latin alfabesine geçiş günü diye kutlayalım. Ama öbürü zaten 5 Ekim var. 5 Ekim zaten var. Onu kutlayabiliriz. Artı bir de şu var. Ben üniversitede hocayım. Bunu Mehmet Ali Kılıçbay'la geçenlerde tartıştık. O da aynısını söylüyor. Öğretmen dediği müfredatı öğretir. Yani kendisine verile neler varsa onları öğretmekte yükümlüdür. Üniversite hocası kendi müfredatını kendisi hazırlar. Evet. Kendi araştırmalarından çıkanları yayınlar ve onları anlatır. Buradan da kültüre bir katkıda bulunur diyor. Evet yani üniversitenin o evrensel üniversite tabii öyle olması ilişki, gereken bir şey. Yani ilişkili bölümü için doğru bir şey. Hı-hı. Çünkü yani öğretmenin sınırlılığı var. Orta öğretim, ilk ve orta öğretimde üniversite için onu söylemek tabii mümkün değil. Mümkün ama değil. Tabii bunlar hani olağan koşullarda, burası gibi olağan dışı koşullarda Hı-hı. değil yani. Türkiye'deki değil. Üniversite için böyle bir şey teorik olarak bile söylemek öyle. Gülüp geçilecek bir şey olabilir. Evet, biz zaten şöyle konudan konuya bir anda bir atladık. Kültür konusundan nerelere yok geldik. Yok kadar gelmişsiniz. Tekrar geri dönelim de süremizde iktisatlı bak. İktisat önemli kullanalım. Ne kadar süremiz kalmış biliyor musun? Henüz bana bir şey söylenmedi. Söylenmedi. İktisat burada da gerekli süre açısından. Evet yani. Gerekli. Şimdi dönelim o zaman şu uygarlık kültür bunları tartıştık. Almanlara gelmiştik ama ondan önce ben şeye getireceğim konuyu. Bu kentleşmeyle ilgili Hı-hı. olarak yani uygarlık dediğimiz şeyin başlangıcındaki eğer kentleşmeyle bir tutuyorsak Uruk'la başlıyor Mezopotamya'da. Geç kalkolitik çağ dediğimiz bizi. Bunu kendi konun olduğu için söylemiyorsun değil mi? Yani bu Uruk doğru yani. Hani, Uruk benim konum. Üfürmüyorum yani bunu. İlk kent dünyadaki ve Gordon Child'ın kentleşme kriterlerinin hepsinin gerçekleştiği Uygun. Tek kent. Peki nerede Uruk? Uruk Mezopotamya'da, Güney Mezopotamya'da bir yer. İnsanların gerçekten ilk defa kent tanımına uyan bir yer oluşturdukları yer de orası yani Uruk. Bu daha şu sonra... anda şeyde mi? Türkiye toprakları. Hayır, işte. Irak'ta. Irak'ta, Güney Mezopotamya'da. Doğru söylemedim ülkeyi. Irak'ta ama merak şu ettim. Anki durumu nedir bilmiyorum. Daha doğrusu Irak'ta ve Suriye'deki arkeolojik yerlerin ne durumda olduğunu hiç haberimiz yok. Artık onlar bir felaket haberi olarak yani, arada yani öyle zaten. Evet. Öyle aslında sırf bunun için bir program bile yapılabilir. Evet. Yani hele IŞİD'in yaptığı o tahribatı göz önüne sermek için böyle bir program da yapabilir. Orada kaybolanlar çünkü dünya mirası evet. hepsi. Kentleşme. Gordon Child'ın
dünyadaki kentleri tanımlarken yaptığı bir kriterler vardır. Böyle 8-10 tane. Onların hepsine uyan ilk kent Uruk. Yani uzun soluklu ticaret var, yazı var, uzmanlık var. En önemlisi odur kentte. Kentte herkes her işi yapmaz. Tabii iş bölümü zorunlu herhalde. Aslında uzmanlık, iş bölümünden çok uzmanlık. Yani adam yalnızca çanak çömlek yapar. O öbürü kadar. Yalnızca yazmandır, biri yalnızca askerdir, biri din adamıdır. Ama şeyde öyle değildir, köyde öyle değildir. Köyde herkes her işi yapabilir. Evet. Yani aradaki fark odur, en temel fark. Bunların hepsini işte orada görüyoruz. Gelelim şimdi protohistoryanın ne olduğuna. Bunu bana hep sorarlar. Ben sana protohistoriya, protohistorik bir topluluğu anlatayım ne olduğunu. Protohistorik bir topluluk, kendisi yazıyı kullanmayıp çevresinde yazıyı kullanan başka kültürler varsa ve o topluluk hakkındaki bilgileri o çevresinde yazıyı kullananlardan alıyorsak, işte o topluluğa biz protohistorik topluluk diyoruz. Onlara da onları inceleyen bilim dalına da protohistorya diyoruz. Ön tarih oluyor. Yani İnsanlık her yazı yerde... öncesi, yazı yok burada tabii. Yazı öncesi, tarih öncesi. Yani evet. Prehistoria. Evet. Ama herkes aynı anda yazıya geçmiyor. Yani saat 9 itibariyle hadi yazıya geçelim diye olmuyor. Evet. Onun için bazıları yazıya geçmişken bazıları geçmiyor. Örneğin Hititler'de yazı varken Batı Anadolu'da burada bir Arzava Krallığı var. Başkenti Apasas, bugün Efesos dediğimiz yer. Işte. Evet. Onlarda yazı yok ama onlar hakkındaki bilgileri biz Hititler'den alıyoruz. İşte tam bir protohistorik topluluk. Batı Anadolu'da iki tane yazılı belge var. İki tane mühür. Biri Troya'da çıktı. Birini de Metropolis'te ben buldum. Övünmek gibi olmasın. İki övünme. Buradan övünç. Yani bu kadar. İki tane Luvice mühür. Üzerinde hieroglif var. Ne olduğunda tam çözülemedi. Ama ünvan şu olması gerekiyor. Herhalde. Yani ünvan var diye Hawkins onu böyle bir şey yaptı, söyledi. O kadar canı biliyoruz. İşte bütün bunlar da işte protohistoryanın konusuna giriyor. Neyse biz gene konudan saptık. Evet yani kültüre geri dönmek için Uruk'tayız şu anda. Uruk'tan şimdi kentleri oluşturduk. Uruk ve ondan sonra buradan yola çıkarak ne başlayacak bir süre sonra? Devlet. Yani o küçük kentler birleşecekler. Bir tek güç peki, altında. Peki ilk devlet ne zaman ya da devletin çıkışına gidiyor? Milattan önce 2500 gibi Akkatlarla başlıyor. Akkatlı Sargon. Aslında mafyatik bir örgütlenme sonuçta. Neden öyle diyorum? Hemen böyle insanlar evet, böyle gerildim hop yani. Evet, diyor. Şöyle ben seni koruyacağım. Bana haraç vereceksinle başlıyor iş. Elinde silahı olan çiftçiye gidiyor bunu diyor. Öbürü de tamam diyor. Beni koru sana para vereyim. Bugün biz buna vergilendirme sistemi diyoruz. Ama herhalde yani, bunda şey de yok mu? Bir mülkiyet rejimi denen bir şey yok mu? Yani ben hani her zaman böyle bir güç ilişkisini insanlar arasında mülkiyetten bağımsız hiç düşünemedim şimdiye öyle kadar. Zaten öyle. Zaten hala şu anda da mülkiyet oldu ve özel mülkiyet olduğu için de şeyi aşmak mümkün olamıyor. Tabii. Doğru. Sorunları aşmak mümkün dediğin yani. Doğru. Evet. Ama işte böyle başlıyor. Yani ben onun için ona böyle diyorum hani yarı mafyatik belki bir örgütlenme gibi başlıyor. Sonrasında ne oluyor? Biz bunun hepsi üzerinde anlaştığımız için mafya demiyoruz bugün. Evet. Ha onun için devlet zaten kendi evet. içinde mafyayı sevmez. Yani sen vergi bir, alırken biri daha geliyor var, alıyor. Bu bir, yani devlet içinde devlet gibi meşru oluyor. Meşru güç sahibi, meşru gücün tekeli olması, mülkiyeti ve tabii ki şu anda sermayeyi koruması, burjuvazi koruması anlamında devlet bir zorunluluk gibi gözüküyor şu anda. Şu anda öyle gözüküyor. Ama hani bu tabii o kadar çok yere dağılabiliriz ki buradan hiçbir programı da toparlayamayabiliriz. Son olarak evet, yani o şeye bir bu neydi Akatlar üzerinden bir yerlere bağlayacağım şimdi şöyle bağlayacağım. Kültürden mafyaya kadar artık gittik. Böyle hızlı hızlı gidersek arkasına ne gelecek uygarlık yani işte Mezopotamya uygarlığı, Mısır uygarlığı demeye başlıyoruz. Hoh kültür yani yüksek kültür daha Almanların yüksek, daha deyişiyle elit, daha şey olay uygarlık demeye başlayacağız onlara. İşte ve arkasından ne gelecek Yunan, Roma, Bizans bunlarla devam edeceğiz. Ve bir süre sonra Orta Çağ'ın sonlarına doğru da biz kalede yaşayanları göreceğiz. Evet. Pürgosluları Yunanca. Burjuvalar gelecek evet. yani. Birgi. Bugün Türkiye'de birgi dediğimiz yerlerin hepsi birer pürgostur. Kaledir. Kaleden gelir. Evet. Avrupa'ya gidince bu sözcük burg olur. Edinburgh, Salzburg, burada Magdeburg şey öyle gibi. Mi? Burgazada mesela. Bu olasılıkla kale var adada. Kale var ondan. Yani bir yerde böyle bir birgi, burgaz gibi isimler görüyorsunuz bilin ki bir kale vardır orada. Zaten arkeolojik olarak da bu hemen görülebilir orada. Söylenebilir. Bunun yanı sıra tabii ne oluyor? Burjuvazi öyle başlıyor. Yani kalenin içinde başlıyor her şey. Kalenin içinden, daha doğrusu aslında şöyle. Kalenin içinde bulunan derici, boyacı, ne bileyim etrafı kirletici ne kadar esnaf varsa bunları kaleden dışarı sürüyorlar.
Siz diyorlar dışarı, içeri kirletmeyin, dışarıda çalışın. Hı hı. Bu dışarı gidenler orada daha fazla para kazanınca o parayla geri dönüp kenti tekrar paralarıyla ele geçiriyorlar ve bir burjuva dediğimiz o sınıf oluşuyor ortada. Evet. Biraz daha ve onun içinde burjuvazinin, kentinin kapısı yoktur. Kale kapısı gibi. Kapılar herkese açıktır. Çünkü ticaret vardır. Hı. Çünkü başka bir şey yani vardır. Yani tabii bunlar yine de hani nasıl diyelim, bir takım bilgileri speküle etmeye yarayan şeyler. Çünkü hani bunun mesela Marksist iktisat açısından, ekonomi politik açısından daha net bir şekilde açıklanması mümkün diye düşünüyorum ama hani böyle bir nasıl kültürel yaklaşım. Kültürel yaklaşım veya işte dediğim gibi ambelo filozofya yani. Biraz hani sevimleştirilmiş oluyor. Evet, yoksa biraz bu daha ciddi bir mülkiyet kavgası, kan ve bir sürü bedelle ilgili, tabii, silahla kesinlikle, ilgili bir şey. Kesinlikle var ama yani bunu bu şekilde algılayabilirsek gerisini getirmek daha kolay olur. Üzerine düşünmek daha kolay olur. Düşünmek lazım derken de hani herhalde buraya yönlenmiş oluyoruz. Burjuva ve burjuvazi üzerine ve tabii kapitalizmin şu anda da bizi bir anlamda esir almış olan o 500 yıllık süreci içinde neoliberal politikalarında dehşetini düşünecek olursak, hatta şimdi neoliberalizmin sonu ve yeni orta çağa geçiş denen bir kaotik dünya hali var birçok anlamda. Yani yalnızca ekonomi politik değil, iklim ve çevre koşullarıyla birlikte, felaketleriyle birlikte. O zaman hani bütün bunları kültürün mirası anlamında, bize verdiği düşünsel miras anlamında başka bir programda burjuva üzerinden yapabiliriz. Yani burjuvazi veya kapitalizmin de etkilerini pekala kullanabiliriz veya konuşabiliriz. Ben şunu merak ettim. Şimdi bu kültürü söyledim. Bir sürü şey açıkladım burada. Kültürel çözümleme denen bir şey var mı? Yani böyle bir, ya da kültürel araştırmalar diye bir akademik şey var değil mi? Böyle bir dal ya da bir... Var. Aslında arkeologların çok da eleştirdiği bir şey var. Kültür tarihini arkeologlar sevmez. Kültür tarihçi mesela yaklaşımlar şeydir derler. Çok fazla bizi bir yere götürmez gibi iddiaları vardır. Ama ben onları hep şöyle karşı çıkarım. Mikro tarih çalışırsanız götürür. Yani küçücük bir şeyin tarihinden, aslında kültür tarihi dediğimiz şeyin bir parçası da oradan bir yere gidebiliriz. Ama bütünün bilgisi de gerekmiyor mu? Hani gerekiyor. Küçük bir şeyden küçük bir şeye saplanıp da kalabilirsin. Yani işte saplanmamak gerekiyor. Parça yani bütün diyerekliğini gözetmek gerekiyor. Saplanırsın zaten korku o yani. Saplanırsan onda kalırsın diyorlar bana. Evet. Ben buna pek yani şey yapmadan yani onlara bulaşmadan fazla ve şey yapmadan ya ben bunu daha ileriye götürebilirim. Bir çaydan dünya tarihini yazabilir, ticaret tarihi yazılabilir. Dolayısıyla her şeyin bir tarihi, hani dedik ya doğanın yaptıklarına karşı insanın yarattığı her şey kültürdü. İşte o her şeyin bir tarihi de olabilir. Yani şu kalemin de bir tarihi var, yazının da bir tarihi var. Bunları inceleyerek yapabiliriz. Evet. Ha, bir de şu var, stil kritik denen bir şey var arkeolojide. Aslında kültürel bir yaklaşım şey bu da. Şey mi, üslupların eleştirisi. Evet, aynen o. Yani şu... mesela heykel. Bakıyor işte ilk başta hareketsiz, daha sonra hareketli oluyor. Oradan oraya geçiş nasıl oluyor? Statik heykelden dinamik heykele, daha hareketli, daha farklı şey nasıl geçiyor? Bunları inceleyen insanlar var. Türkiye'de bunu en iyi yapanlardan biri. Arkeolojinin de duayenlerinden de maalesef kaybettik. Ekrem Akurgal hocaydı. Ordinaris Profesör Doktor Ekrem Akurgal. Kendisinin asıl alanı da stil kritikti. Ve onun üzerinden herhangi bir uygarlığı verin ona, tıkır tıkır onun bütün şeylerine bakar. Çanak çömleğine bakar, heykeline bakar, mimarisine bakar. Oradan size onu çözümlerdi. Bu türden çalışan insanlar da dünyada var. Var, anladım. Yani tabii düşünmek lazım, bitecek bir program serisine benzemiyor. Artık kanal bizi ne kadar çeker, ne kadar yüklenir bilemiyoruz ama biz bu sohbeti herhalde epey bir sürdürebiliriz gibi. Sürdürebiliriz. Bana da öyle geliyor. Bir de tabii şu var, yani biz mesela kültürü böyle aldık ama kültür ve sanat diyoruz mesela. Yani sanatı da var bu işin. Bir taraftan arkeolojide kullanılan bazı terimlere ben hep karşı çıkmışımdır. Mesela şey derler, Urartu seramik sanatı. O sanat değildir, zanaattır aslında. Evet, sürekli tabii aynısı yapılır. Evet. Yani sanat başka sanat bir şey. Başka ama bir şey, onun üzerine genelde genelde onu da böyle art ve artisan, artizanlar var ya şeyler, zanaatkarlar. Onlar hep karıştırılır Türkçe'de. Ondan dolayı da böyle şeyler, hatalar zaman zaman onlara da arada olabilir. Burada değinmekte yarar olabiliyor. Evet. Bugün de bu kadar diyelim. Kültür üzerine düşünmek lazım dedik ve düşündük. Kültür ve uygarlık arasındaki ilişki üzerinde de Ahmet arkadaşımız çok ayrıntılı bir şekilde durdu. Tabii daldan dala gittik. Uruk'tan Burjuva'ya kadar bir yolculuk hatta yaptık. Benim oğlanın cevabını bile kattık işin içine. Yani, sınav şeyini. Evet. Her neyse sürçülisan ettikse affola.
Umarım sizler de bu konular üzerine kendi kendinize de düşünürsünüz. Düşünmek herkese lazım. Lazım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.